Tabu. Resim, görüntü, tamam mı? Görüntünün üzerinde özellikler çıkardım. Bunları kuantize ettim, gruplara böldüm. Böldükten sonra bunların kelimelerini buldum. Kelimeden sonra SVM'e verdim. Aa işte 2000'li yıllarda başlamış, bu alevlenmiş. 2006'ya kadar güzel klasik örnekleri var. Güzel klasik örnekleri var. Bu nedir? Köpek bilir değildir işte. Bakın burada da kelimeleri gördünüz mü? İşte buradan bu kelime var, buradan bu kelime var. O kelimeler de parça parça da yapmış hatta. Ondan sonra bunu böyle de histogram çıkarmış ve SVM'e vermiş. Deep Learning geldiği zaman işler değişti. Deep Learning'de durum öyle çalışmıyor. Deep Learning'de bu 2000'li yılda bu Deep Learning'de yaptığın tek şey Deep Learning'in girdisi sadece pikseller. Pikselleri alıyor, pikselleri alıyor. Tamam mı? Her bir pikseli değişik bir ağırlıkla çarpıyor ve bunları topluyor. Sonra ortaya çıkan rakamların maksimumlarını, minimumlarını falan bir şeyler alıp ikinci bir layer'e veriyor ve üçüncü bir layer'e veriyor. Yaptığı tek şey rakamları alıp belli bir ağırlıklarla çarpıp sonuçlarını diğer seviyeye vermek. Bunu da aynısını yapıp diğer seviyeye vermek. Deep Learning diyor. Derin bir tane şey var burada, network var, ağ var. Derin bir tane ağ var. Bu 2012'den sonra iş birdenbire alevlendi. 2012'ye kadar her yıl %1'lik, %2'lik falan iyileşme sağlanırken 2012'de, 2013'te şurada adamın bir tanesi çıktı, şu adam. Bu adam tam 1980'lerden beri yapay sinirlerle uğraşan bir tanesi. Bu adam ve öğrencileri birdenbire %15 ya da %20 iyileştirdiler, tamam mı? %30'dan %50'ye çıkardılar birdenbire. Kimse inanamadı. Ondan sonra herkes, 2012'den sonra herkes tüm beşinciler derin öğrenmeci oldu. Madem ki o kadar iyi çalışıyor diye. Değişik yerlere şey yapmaya başladılar, uygulamaya başladılar. Derin öğrenmenin güzel tarafı özellik çıkarma diye bir şey yok. İlk önce hop bulalım, hop bulduktan sonra bunlara keyimizle kelimeleri verelim. Kelimeleri böldükten sonra SVM verelim yok. Adam özelliklerini de kendisi buluyor. Sınıflandırmasını da kendisi yapıyor. Gruplandırmasını da kendisi yapıyor. Hiçbir şeyle karıştırmıyor. Baktığın zaman içerisinde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hep rakamlar var. Birbirleriyle çarpıyorlar. Birazcık eleştiren tarafta bunların bu oluyor. Tamam. Şey bu işte. %36'dan %18'e kadar çektiler. 2012'ye kadar. 2012'de bu %36 HOG artı Vego Frozen'in iyi çalıştığı yerlerdi. Gene buraya kadar geldi. Tamam mı? Burada 2014'te Google'ın yaptığı bir tane deyim öğrenme yöntemi vardı. %6'ya kadar düşürdü. Biraz önce bahsettiğim büyükte 15 milyon tane içerisinde resim olan şeyle %6'ya kadar iyi çalıştı. Sınırlı durumda kaldırıldı. İşte bazı örnekler var burada. Bu resmi göstermiş. Ne diyor diyor? Bu Might'tır diyor. İkinci tahminimde Black Widow diyor. Cockroach diyor. Tick diyor. En sonunda Starfish demiş. Deniz yıldızı da olabilir diyor. Çok küçük bir ihtimalle. Bunu sormuş. Container Ship, Lifeboat, Amphibian. Şeyden Amphibian diyorlar bunlar. Hani askeri araçlar var ya. Hem yüzüyor hem tekerleri var. O da Amphibian diyor. Ya da Drift Platform demiş. Hepsini tutturmuş. Bunu vermiş. Gördünüz mü? Motor Scooter, Go Kart. Leopard demiş. Jaguar demiş. Cheetah demiş. Esasında kaç kişi bilirdi bunun leopar mı çita mı olduğunu? Leopar mı çita mı? Çita nasıl? Çitanın benekleri yok mu? Tamam hocam, var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Benekleri ağaçta kalıyorlar yine orada. Ağaçtan mı çakmış leopar olduğunu? Tamam mı? Bunlar bulmuş. Tamam, leopar bulmuş. Adamın bir tanesi tutmuş bunu, Amazon Mekanik Atürk'te gece çalışanlar bir tanesi bunu ızgara diye işaret demiş. Bu ızgara resmi. Tamam mı? Bu ne diyor ama? Üstü açık araba diyor. İkinci olarak ızgara olduk. Olduğunu söylemiş. Sonra pick-up demiş. Adamın bir tanesi bunu mushroom diye şey yapmış, işaret demiş. Tamam mı? Bu agaric demiş. Sanırım bir mantar türü. Mushroom demiş. Jelly fungus demiş. Gördün mü? Funguslara falan filan girdi. Adam bir tanesi bunu şey demiş, çeri olarak işaretlemiş, vişne olarak işaretlemiş. Yok demiş, bu dalmaşyon demiş. Diğerlerinde farklı farklı pek fazla bakmıyor. Tamam. Adam bir tanesi bunu Madagaskar keti olarak işaretlemiş. Bu square monkey demiş, spider monkey demiş. Ondan sonra bayağı yaklaşıyor bile. Yani hata yaptığı yerlerde çok büyük hatalar yapmıyor. Bayağı bir yaklaşıyor. Clarify diye bir tane yer var. Onu açın bakın. Ben bugün denedim, daha da iyileştirmişler. Eskiden değildi ama şimdi bayağı bir, bayağı Petrin, Hotspots,
Güzel. Bağlandı mı acaba burada? Bana sormadan bağlanıyordu bir ara hemen. Yok bağlanmadı. Ha bağlanmış, güzel. Binanın altına. Şuraya. Şuraya. Kapat. Ne yazacağım? Şuraya. Evet, bu geldi güzel. Clarify. Güzel çalışıyor mu? Clarify geldi bu. Herhangi bir resim ekliyorsun buraya. Böyle derin öğrenmeyi metoduna veriyor. Onun hakkında sana bu nedir ne değildir onun hakkında bir şeyler soracak ama bu niye çalışmıyor ya? İyi bir çift yok yani tamam. Şu an yararlı devam. İş arıyorsanız iş arayanlar falan filan burada yazmış. URL yapıştırabilirsin buraya diyor. Bir tane görüntü şeyi söyleyeyim bana. Şurada şöyle GTO'dan alalım bir şeyler. Bir durum var burada ya. Bunu yapışırsak mı acaba? Kelebek. Biz ne bir, ne alakamız var biz o şey ayrı bir şey ya. Kelebek izni vermişsin. Çok güzel mi bu? Tamam şöyle ortalıkta şey falan olsun. Ha, şu güzel bir şeyler yiyorlar değil mi? Şöyle tamam. Şunu alayım. JPEG. Oradan bunu kopyaladım. Clarify'a veriyorum. Yapıştır ve use the URL. Ben robot değilim. O değil Türkçe. Tamam. Aldı. Yükledi herhalde. Düşünüyor. Adult, man, meeting, facial expression, people, furniture, business, wear, room and administration. Tutturmuş ya. Ve benzer resimlerde bunlar diyor. Fabri Hoca böyle bir şey yapıyor değil mi? Şu daha çok benziyor. Bir şey koyduğunuz zaman, ya bu dediğim gibi 15 milyon tane resimde zaten dünyada 12 milyon tane resim var herhalde. Bunlar 15 milyonu oraya koymuşlar. Koyup hepsini teker teker işaretlersen derin öğrenme denen şey çok iyi ezberleniyor, öğrenebiliyor da. İçerisinde ne oluyor, ne bitiyor çok fazla kafamız basmıyor anlamak için. Ama dediğim gibi çok basit şeyler. İnsanın kafasının, beyninin nasıl çalıştığını etkileyerek başlatılmış bir hikaye. Bu Hinton denen bir adam vardı ya, o adamın 30 yıldır sürekli milletin hayır demesine rağmen evet olacak, evet olacak falan filan diyerek geliştirmeye çalıştığı bir tane hikaye. Burada başka ne var? Şu bölümlerinde resim çektirmişler. Birkaç tane daha şey verebiliriz. Kendinize oradan da yükleyebiliyorsunuz. Web'den de bir yerler verebiliyorsunuz. Çocuklar güzel de yani. Çocuklar çok güzel. Hepsi aynı değil mi bunların ya? Tekrar hepsinin kafasına vururken böyle bir şey seviyorum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. URL'ini kopyala. URL'sini kopyaladım, yapıştırdım ve gönderdi. Onu denemiştim herhalde, güzel çabuk. Woman diyor, bu bayanı tanıdı herhalde orada. Group diyor, people, child, man, election, education gördünüz mü? Education. Bir sınıf ortamı olduğu falan anladı. Adult demiş, veya demiş, many demiş. Indoors demiş, onların hepsini söylemiş. Ve buna benzeyen şeyler. Sizlere geliyorum. Benzemiyor yani. Kendinize bunu deneyebilirsiniz. Hatta burada choose a file diyor değil mi? Choose a file listed. Burada benim mesela tamam, şurada bir tane çay resmi çekmişim ben zaman. Bunu doğru bulmuştum. Hala anlayamadı robot olmadığını. Daha önceden çay görmemişti, çay diyemiyor. Ama bir içecek olduğunu falan söylüyor. Biraz büyük bir resim herhalde. Benim makyada mı bir şey var? Yok. Ya
mesela bu. Food, ha bir dakika burada bir şeyler varmış. Food oradan buldu ya. Food, drink, coffee, no person, cup, table, breakfast, hot, hot. Nereden bildi? Normal temperature. Bunlar kalem kalem bulamadı ama bak burada bir şeyler var. Onlar aklına düştü. Benzerleri bunlar diyor ama. Benzerleri bunlar diyor. Tamam, dilini öğrenme denen şey, bu türlü bir şeyi ben zamanında, yani bunu bana gösterirse kafayı yerdim. Şimdi de kafayı yiyorum zaten böyle bir şey nasıl yapayım. Yapmadan da kafayı yedim eminim. Sizin umurunuzda değil tabii. Yani olur tabii olur falan filan. Geçen de birisine gösterdik çalıştığımız bir şeyi. Tabii sayın bu da sayarsın. Ben de görüyorum, o da görüyor. Ben görüyorum, o niye görmüyor falan diyor. Bunu vermiş. Tamam mı? Ondan sonra newborn, baby, infant, bed, train. Tamam mı? Innocence falan. Adam felsefe falan yapmaya başlıyor. Masumiyet falan şeyleri çıkarmıyor. Öğrenince gerçekten ezberleme yok, öğrenme var dedik ya. Onları falan filan bulmaya başlamış ve benzer resimlerde bunlar. Tamam mı? Bunu koymuş, parti olduğunu hemen anlamış. Benzer parti resimlerini falan filan getiriyor. Bu güzel mi? Bunu gördünüz mü siz? The spirit of a dog reincarnated as a dream destined to become the dog and end up other. Tamam, bunu vermiş. Tamam mı? Bunu vermiş. Ne diyor? Başlangıçta baby demiş. Eyes door demiş. Door falan filan. Wall demiş. Köpek de var mıydı bir yerlerde? Yok. Yok, köpeği benzetememiyoruz. Biz benzetiyoruz. Göz demiş ama. Ve onunla ilgili benzer şeyler de bunları vermiş. Benzeyen hikaye. Pat vermiş. Fine art. Fine art demiş. Painting demiş. Madenesi demiş. Şey bu, hikaye bu ve buna benzer resim getirdiğin zaman da bunları getirmiş. Şey bu, 2000, tamam mı? Bu işte biraz önce gösterdiğim Pascal vardı ya, Pascal 2007. Onun üzerinde en iyi çalışan metotlar deformable part model'da. Deformable part model. Parçalar ayrı ayrı bu, onları birleştir, yukarı doğru çıkardı. En iyi çalışan o. Ya bir dakika, ben de ara vermedim değil mi? Yok yok. Ne yapalım, verelim yoksa 40 dakika daha konuşayım mı? Yok ya, verelim ya, ben yoruldum. Burada çok soğuk bir şey. Buna bakarak gidelim.